Yapımına 2014 yılında başlanan, 2020 Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı tarihi buğday pazarındaki esnaflar zor durumda. Büyük ümitlerle ve vaatlerle açılan tarihi buğday pazarı esnafı, durgunluk ve müşterisizlik nedeniyle kepenk kapatmak üzere. Bizim burada Konya'nın ilk yeni havlulu çarşısı, 130'a yakın dükkan var burada. Kiramız bizim fazla. Esnafların hepsininki fazla. Ödeyemiyoruz yani şu anda. Ya dedim ki buraya esnaf gelecek ki, insanlar gelecek yani. Burası resmen sokağa bırakılmış bir çocuk konumunda. İnsanlar kendi çabalarıyla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Her taraf boş. Durumumuz belli. Dükkanlarımız açık olmadığı için çarşı canlanmıyor. Çarşı canlanmadığı için işlerimiz yolunda gitmiyor. Satış yapamıyoruz. Yapsak da bir gün yapıyorsak bir gün yapmıyoruz. Genelde siftahsız kapattığımız günler daha çok. Ben açalı 10 ay oldu. 10 aydır bir faaliyet yok. Buranın durumu çok kötü abi. Şu an yani bakın şöyle içeri hiç giren çıkan yok. Hani esnaflar da zaten bitik durumda. Kira ödüyoruz, kiralar çıkmıyor. Kafe açacağım dedi, buraya açmadı. Tam bir yıl oldu üstünde, hala her taraf kapalı, böyle umduğumuzu bulamadık. Büyükşehir Belediyesi'nin kendileriyle ilgilenmediğini ifade eden tarihi buğday pazarı esnafları, pazarda 130'dan fazla dükkan olduğunu ve çoğu dükkanın kapalı olduğunu belirtiyor. Belediye bazı yapacağı şeyler yapmadığı için ve buradaki esnafın da sıkıntı çektiği için ve bu sıkıntıdan büyük bir oranda da herkes yavaş yavaş kirasını ödeyemiyor. Ve piyasalardaki sıkıntıdan dolayı da herkes yavaş yavaş buradan çekilmeye başladı. Burası çekilirse tarihi veya ne bileyim trilyonluk yatırım tamamen boşa gidecek. Ve belediye bir an önce kendi dükkanlarını kiraya vermesini istiyoruz. Bunu da belediye başkanına da çok bunu söyledik ve belediyeden de gelenler oldu ama karşılığında tamamı hiçbir netice alamadık. Ayrıca sıkıntılar yaratıldı bize. Tabelalar değiştirildi, başka bir şeyler yapıldı. Ha biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Belediye buraya bir ilgi göstermedi. Bir hareket getiremedi. İşte belediye sözde şu karşıya bir yer açacak. Aylardır açacak. Yani bekliyoruz onları. Mesela şurası lokanta olacak dendi. Hareket yok. Karşı taraflar yani bilmiyorum belediye ne yapacak, ne edecek, bir şey yapması lazım. Belediyenin kendi dükkanları var burada. İhale düzenledi fakat ihaleye girenler bile geri çekildi. Belediye başkanı da geldi sağ olsun buraya, gezdi, baktı, çok güzel olacak dedi. Fakat netice bir şey yok. Buralarda herhangi bir ilgilenme olmuyor. Sadece bir kere bir geldi, böyle millete selam verdi, geçti gitti. Kapalı dükkanlar çok olduğu için dışarıdan gelen müşterilerimiz burayı kapalı zannediyor. Burada da sirkülasyon olmuyor. Vatandaşların pazarın içine girmediğini dile getiren esnaflar, pazarın reklamının yapılmadığını ve güvenlik zafiyeti oluşmaya başladığını ifade ediyor. Eğer biz de gidersek buradan, burası tamamen bir harabeye dönüşecek. Billboardlara çıktı ama çıktı ve geçti yani billboardlara. 6 ay sonra burası harabe söyleyeyim. Hiç olmadık insanlar dolaşmaya başladı burada. Burada adam geliyor bıçak satacağım diye geliyor bana böyle böyle yapıyor. Al bu bıçağı diyor. Ya bu ne demek ya? Artık her şey kontrolden çıkıyor. Zabıta merkezi var fakat yeni taşındı. Zabıta benim dükkanım önünde 24 saat bekleyemez ki. Yani buna farklı çözümler üretilmesi lazım. Eğer burası esnaf dolarsa o adam da böyle böyle yapamaz. Bunlar da bu şekilde gelip komşumun dükkanına bir kişiyi içeri girip 3 kişi de dışarıda ayakkabı yürütmeye kalkamaz. Belediye başkanı buranın ne tanıtımını ne reklamını ne bir açılış yaptı. Esnafların %30'u buradan gitti. Yani kapattılar, kapatmak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü burayı kimse bilmiyor. Adama mesela ben müşterime söylüyorum. Diyorum ki kadınlar tarihi buğday pazarı diyorum. Adam Büsan'ın oradakini anlıyor. Buraya gelen müşteriler burayı kapalı zannediyor. Altımızda 1000 kişilik otopark var. Bu otoparkı sadece otopark olarak kullanıyorlar. Dolu olmadığı için. Çoğu kepenk kapalı. Yani bir faaliyet yok burada. Ayrıca esnaflar tarihi buğday pazarı için vaat edilen reklamın yapılmadığını, yeteri kadar tanıtımın olmadığını söylüyorlar. Kimse yok. Kimse tanımıyor, bilmiyor. Buraya gelmiyorlar. Burayı belediye reklamla, aktivasyonlarla canlandırması gerekiyor. Değilse burası açılmaz. Buranın tanıtımı yapılması, güzel bir tanıtımı yapılması gerekiyor. Belediye hiçbir tanıtım da yapmıyor burayı için. İyi bir reklam olsa,
iyi bir tanıtım olsa bizim açımızdan, buradaki esnaflar açısından daha iyi olur. Çok güzel bir reklam yapması lazım. Milleti buraya alıştırması lazım. Milleti. Şu anda Konya'da kimse buraya gelmiyor. Bilmiyor ki. Ecdet Parkı'nda bir festival oldu. Aynı onun gibi bir festival yapsa, hani başkanımız gelse böyle daha iyi olurdu. Bir potansiyel yok, reklam yok, ilgilenen yok. Yardım edilmesi lazım. Buranın bir reklam olması lazım. Burada hiçbir reklam yok yani. Bu halk Konyalı belki burayı buğday pazarını hala kapalı olarak biliyor yani.